Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren maaş zammı haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz çok değerli izleyicilerimiz. Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı zammı açıklaması. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilmişti. Ancak seçim öncesi bu rakamda bir seyyanen zam beklentisi vardı. O beklenti karşılık bulmazken gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Beklenti ise emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine, yani 17 bin liraya yükseltilmesiydi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilmeyeceğini AK Parti grup toplantısı öncesinde açıkladı. Emeklilere yönelik bir zam çalışması olup olmayacağı yönünde bir soruya cevap veren Işıkhan, yok, hayır, genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim halindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım ifadelerine yer verdi. Emekli kart uygulaması yolda. Edinilen bilgiye göre hükümetin en düşük emekli maaşı alanlar için planı da ortaya çıktı. 10.000 TL maaş alan emekliye temel ihtiyaçların karşılanması konusunda destek verileceği öğrenildi. Bu doğrultuda şartları sağlayan emeklere marketlerde kullanabileceği emekli kartı verilmesi planlanıyor değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.